dünyadaki size nankör olan almış olduğu hizmeti görmüş olduğu iyiliği çok çabuk bir şekilde kolay bir şekilde unutan nankör insan topluluğundan nankör milletlerden bahsedeceğim en birinci sırada Araplar nankörlükte en birinci sırada Araplar geliyor ikinci sırada da Türkler yani insanoğlu nankördür, tabiatında vardır. Bunu herkes yani bunu biliyorsunuz, yaşadınız, duydunuz, haberiniz var. İnsanoğlu nankördür. İnsanoğlu unutkandır. Beşer yani insanoğlu beşer şaşar derler. İnsanoğluna güven yoktur. Zaten e, bundan yıllar önce, binlerce yıl önce bile Hazreti Süleyman'ın kıssadan hissesinden bir küçücük örnek vereyim, ondan sonra yorumumuza devam ederiz. E, Hazreti Süleyman karınca ile konuşurken karıncaya sorar ki senin bir yıllık yiyeceğin nedir diye. Karınca da der ki bir yılda bir buğday tanesi yerim. Hazreti Süleyman bunun üzerine karıncayı alır kavanozun içine kapatır ve yanına bir tane buğday tanesi koyar. Bir sene sonra gelir bakar ki ne karınca o bir tane buğdayla yetinmiş mi? Gelir bakar ki karınca buğdayın yarısını yemiş. Sonra karıncaya sorar der ki ne sen bir buğdayla yetiniyordum demişsin ama yarısını yemişsin. Neden tamamını bitirmedin deyince karınca şöyle cevap verir. Ben önceden yani kavanozun içinde değilken önceden rızkımı veren Allah'tı. Ben bir yılda bir buğdayın tamamını yerdim. Çünkü eğer bitirirsem ikinci buğdayı Allah verecektir. Allah verir. Ama şimdi kavanozun içindeyim. Bir buğdayın tamamını yemedim yarısını da gelecek yıla bıraktım. İnsanoğlu nankördür diyor. Yani burada Hazreti Süleyman'a hani bir peygambere nankörlük hani gibicesine demiyor ama insanoğlunda vardır diyor bakın nankörlük. Bunun gibi bir şey. Şimdi gelelim dünyadaki nankör insan e, topluluklar. Araplar nankör bir millettir arkadaşlar. Nankör yani bunu her zaman şahit olduğunuz oluyorsunuz, duyuyorsunuz. Hani olmasa bir Müslüman topluluğu olmasa daha iyi olurdu ama öyle yani. Neden öyle derseniz hemen söyleyeyim. Bugün Arap ülkelerine, Arap dünyasına bir bakın. Karışık olmayan, başkalarına yalakalık yapmak, başkalarının kulu kölesi olmayan, kolayca satılmayan bir Arap milleti, bir topluluğu yoktur. Şimdiye kadar yapılan iyilikleri, hoşgörüleri çok çabukça unuturlar. Osmanlı'dan pay biçin arkadaşlar. Yanımızda dibimizde Suriye'den, Libya'dan, Irak'tan ee, Mısır'dan, Suudi Arabistan'dan pay için. Nasıl pay için? Şimdi şunu söyleyeyim. Bu ülkeler dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip. doğal gaz rezervlerine sahip. Yani bütün dünyanın petrol ve doğalgazı neredeyse %90'ı bunlarda. Şimdi şöyle bir kafanızda canlandırın. Dünyada kaç milyon araba var? Arabaya bildiğiniz araba. Kapınızdaki araban evinizdeki arabanızda düşünün yani. İçinde en az 10 litre mazot vardır. En az. 10 litre mazotun demek 100 TL'ye yakın ya. Benzindir, mazottur. 100 TL'lik deponuzda şu an mazotunuz, benziniz var. Dünyada kaç milyon araç var? Bu paranın hepsinin sahibi işte Arap ülkeleri olması gereken. Yani refah, huzur, lüks, güzellik içerisinde yaşaması gereken bir topluluk olması gerekirken o ülkelerdeki görüyorsunuz değil mi katliamlar? O ülkelerin çektiği zulümleri görüyorsunuz değil mi? Neden bizim aldığımız mazotu Amerikan Brent petrolü diyorlar? Amerikan petrolünden rafinesinden çıkıyor. Neden Rusya'dan, neden Çin'den geliyor bunlar? Neden Araplardan direkt gelmiyor? İşte burada sorumsuzluk, yericilik, nankörlük buradan başlıyor. Daha buradan bile anlayabilirsiniz. Dünyanın en zengin bir millet olması gerekirken, bütün dünya onların hizmetinde olması gerekirken, dünyanın en saygın, en e, cüzide, en nadide bir topluluğu olması gerekirken adamlar kaos içerisinde. Batılı ülkelere iltica peşindeler. Kendi liderlerine, kendi iktidarlarını katlediyorlar. Kendi aralarında birbirlerine birbirlerine kırdırıyorlar, birbirlerine kırıyorlar. Birbirlerini yok ediyorlar. Ama batılılar ne yapıyor? Onları satın alıyor. Onları kiralıyor. Onları kullanıyor. Onlar kendi mallarıyla batılıların kulu ve kölesi oluyorlar. Arap Baharı diye bir şey çıkardılar. Ayaklandılar. Birbirlerini kırdılar geçirdiler. Cahil millet. Görgüsüz nankör millet. Varlık içinde yokluk açlık sefalet çekiyorlar. Türkler öyle değil mi? Türkler de gezi olayları, darbeler, Sağcılar, solcular, Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü, Çerkezi diye birbirlerine girmiyor mu? Birisi senin camide ezan okuyorsun deyip imamı gidip e, taşlamıyor mu? Sopayla dövmeye çalışmıyor mu? Birisi ezandan tiskinmiyor mu? Birisi ülkenin askerinden, birisi polisinden, birisi devletinden, birbirlerinden tiskinmiyorlar mı? Birisi başörtülüsünden, birisi diğerinden, elbisesinden, kılından, kıyafetinden tiskinmiyorlar mı? Niçin bu batılılarda yok böyle? Neden Türkiye'de var? İşte nankör oldukları için arkadaşlar. Çok kolay satılıyorlar. Batıdan gel, euroyu, dolar ver. istediğin kişiyi satın al. Hemen gururuyla, şerefiyle, namusuyla, çoğu şeyle satın alabilirsiniz. Ya bu üzücü söylemek de hani zor ama kolay arkadaşım. Çok kolayca satın alabiliyorsunuz. Parayı ver, sabaha kadar kapının önünde kul köle yap. Bir çanta dolar ver, bir çanta euro ver adamı ayakkabının içini bile yalattırabilirsin. Öyle insanlar var yani. Var yani bu yani bunu hani abartıyor gibi görmeyin yani. Nankör yapılan iyilikleri çabuk unutan, görmeyen, daha önce yaşamış olduğu sıkıntıyı, acıyı, kederi çok çabuk unutan insan. Bir olay oluyor. Askerimizi, polisimizi, herhangi bir şeyimizi, kendi vatan evladımızı adamlar şehit ediyorlar. Biz onu daha haftası geçmeden unutuyoruz. Haftası geçmeden. Hatta eline saz çalıp televizyonlarda adamı şirin gösterip daha sonra da meclise bile sokuyor. Ama sen Avrupa'da değil e, bu kişileri hani böyle bir olay olsun buna benzer. Adamın memuruna veyahut da bir vatandaşa bir kendi ülkesinde yaşayan sıradan birine bir zarar ver. Adam yedi sülalene kazıyor ve onu seni haini ilan ediyor. Bir daha unutmuyor. Tekrar tekrar bir kapı girip kırıp girdiysen on kapı yapıyor oraya. Bir bina yıktıysan adam çelikten bina yapıyor. Bir mahalle bir sokağa zarar verdiysen adam altın kaplama sokak yapıyor neredeyse. Unutmuyor. Her sene her sene her sene onu canlandırıyor. Bir daha aynı yerden vurulmayayım diye. Hani derler ya eşek bile aynı çukura iki kere düşmezmiş. Adamlar aynı çukura iki kere düşmüyorlar. Ama bizim Türk milleti dün ne oldu diye sor. Hepsini unutmuştur. Aldığı hizmeti unutuyor. Yardım edenleri unutuyor. Sadaka vereni, fitre vereni unutuyor. İlk fırsat arkasına geçip onu bıçaklamak, onu ona hainlik yapmak, ona ihanet etmekle ihanetlik ediyor adam ya. İhanet ediyor. Namusuna, haysiyetine, gururuna, şerefine, her şeyine bakıyor. İşini elinden almaya çalışıyor. İşten attırmaya çalışıyor. Maaşına göz koyuyor. işine göz koyuyor. Bizim Türk milletinde çok oluyor bu arkadaşlar. Çok. Hemen birisi senden fazla kazanıyorsa onun ya işine ya maaşına na nazar getiriyorsun, şikayet ediyorsun, e çekemiyorsun. Çekemiyorsun. Şikayet edip onu konumundan aşağı almak için elinden gelen her şeyi yapıyoruz bizim Türk milleti olarak. Biz Türk'üz. Biz hadi iyi hani böyle olsun istemeyiz yani. Biz o, hani kendimizi kötülüğü gibi de olmasın. İyi insanlarımız da çok. Ama gerçeği de bu yani. En birinci nankör insan milleti Araplar. Yani istemeyerek söylüyorum. Müslüman milleti yani keşke olmasa. İkincisi de Türkler geliyor. İstemeye istemeye söylüyoruz kardeşim. Ama gerçeğe de bu yani. Bu keşke olmasa. Keşke daha iyi olsa. Keşke daha iyi olsa. Evet beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.